Olimpist sunar. Neler var, neler kullanacağız. Efendim bir bardak sütümüz var. Gördüğünüz gibi sütü bıraktık onun içerisine. Onun içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Fazlalarını alalım dalgınlıktan. Bazen efendim onları da tekrar ilave etmiş olabiliyorum. 3 adet yumurtayı kırıyoruz. Şöyle yumurtaları kırıyoruz. Efendim kabartma tozunu ilave ediyoruz. Şöyle bunları bu tarafa alıyoruz. Şimdi bakalım neler olacak. Hemen yumurta, süt, kabartma tozu, efendim tuzla beraber şuradaki malzemelerin hepsini bir bütünleştiriyoruz. Evet, bakın bütünleştirdikten sonra efendim bunun içerisine gördüğünüz gibi 1,5 su bardağı mısır unu ilave ediyorum. Mısır unu ilave ettikten sonra evvela mısır unu ilave ediyoruz, özleştiriyoruz. Daha sonra özleştirdikten sonra da efendim bunun içerisine bir paket oda ısısında bekletmiş olduğum margarin, onu da ilave ettikten sonra bunların selamet başına olsun. Hemen efendime söyleyeyim, burada şimdi neler yapacağız, yapacağımı göreceksiniz sevgili izleyenler. Bıçağı da alalım şöyle, sütümüzü de. Efendim hamuru hazırlayacağız, hamuru yoğuracağız. Yoğurduktan sonra içerisine cevizi ilave edeceğiz. Ve yayvan bir tepsinin içerisine bu malzemeyi yayacağız. Yaydıktan sonra şöyle alalım. Efendim yaydıktan sonra da neler olacak göreceksiniz. Hemen unumuzu da alalım. Efendime söyleyeyim. Şöyle yağın içerisine ilave edeceğiz. Şimdi burada neler var? Tekrar başa dönelim. Çünkü izleyicilerimiz televizyonlarını yeni açanlar olabilir. Çay dolduranlar olabilir. Efendim kahvesini yapanlar olabilir. Onun için biz de hemen yeniden başlıyoruz. Bir su bardağı süt bir tane kabın içerisine, yani hamur yapacağınız kabın içerisine bırakıyorsunuz. Onun içerisine 3 adet yumurta kırıyorsunuz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorsunuz. Bir tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra efendime söyleyeyim iyice çırpıyorsunuz. Tuz, süt, yumurta, efendime söyleyeyim tabii ki kabartma tozu. Hepsini bir araya getiriyorsunuz. İyice çırptıktan sonra tabii onun içerisine efendim ununuzu, margarini ilave ediyorsunuz. Margarini de ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi yumuşak bir margarin ve bütün malzemeyi bir araya getirip bütünleştiriyorsunuz. Bir hamur hazırlayacaksınız. Hazırlamış olduğunuz hamuru efendim yayvan bir tepsini yağladıktan sonra, tabanını eritmiş olduğunuz margarinle yağladıktan sonra yapmış olduğumuz hamuru onun üzerine şöyle nizami bir şekilde yayacağız. Bunları hazırlarken de daha evvel fırınınızı da 180 dereceye getiriyorsunuz. 180 derecedeki fırına bu malzemeyi vereceğiz. Ama vermeden evvel bunda işlemler yapmamız gerekecektir. Nedir o işlem? Oradan bahsederim. Bunu dilimlememiz gerekiyor. Dilimledikten sonra efendim fırına vereceğiz. Daha sonra bu tabii ki orada kabaracaktır, pişecektir. Piştikten sonra çizmiş olduğumuz bizim o birleşme yerlerimiz, yani dili doğramış olduğumuz yerler kapanmış olacaktır. İlerleyen dakikalarda bunu tekrar ne yapacağız? Tekrar fırından alacağız. Bıçakla yine o izleri efendim o izleri tekrar çizeceğiz ve ondan sonra da efendim fırına vereceğiz. Pişinceye kadar fırında bekletiyorsunuz. Şöyle alalım şunları sevgili izleyenlerim. Un burada. Hamur burada. Un da burada. Hemen unumuzu ilave ediyoruz. Evet. Hamuru yoğuruyoruz. Bunun da içinde bulunan malzemeler tuzlu bir çay saatidir sevgili izleyenlerim. Bunu unutmayasınız. Tuzlu bir çay saatidir. Onun için evet şöyle şunları da halledelim. İçerisine 1,5-2 su bardağı kadar ceviz ilave ediyorsunuz. Cevizler iri kıyım ve bıçakla doğruyorsunuz. Ezme yöntemi değil, bıçakla çalışma tezgahınızın üzerine bırakıyorsunuz. Ve bıçakla bunları güzelce kıyıyorsunuz. Kıydıktan sonra da hamurun içerisine ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi efendim hamurumuz istediğimiz kıvama getirdik hamuru. Hamur burada. Yumuşak bir hamur hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz o hamuru
Efendim yağlamış olduğunuz bir tane tepsiye bunu yayacağız. Efendim biraz şöyle açmış olacağım tabii ki. Ondan sonra da tepsinin tabanına bunu döşeyeceğim. Döşedikten sonra da üzerine de cevizleri serpeceğim. Ve ondan sonra cevizi bastırarak cevizlerin kaybolmasını sağlayacağım. Ve ondan sonra da fırına vereceksin. Fırına vermeden evvel şöyle bir dilimleme yapacağız. Dilimlemeyi yaptıktan sonra da fırına veriyorsunuz. Evet, şöyle zaten tepside bu karelenecektir. Hemen merdaneyi getiriyorum. Efendime söyleyeyim, şöyle merdanemizde bunu bir büyütelim. Büyüttükten sonra da bunu tepsimize bırakacağız. Tepsiye bıraktıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz efendim cevizleri süreceğiz, ekleyeceğiz. Cevizleri ekledikten sonra da sevgili izleyenlerim tepsimiz de burada gördüğünüz gibi. Bu zaten böyle elinizden bunu alıp da tepsiye götüremezsiniz. Paramparça olur. Hemen şöyle getiriyorsunuz tepsinize. Tepsiye getirdik. Başlıyorsunuz buradan daha büyütmeye. Bu kabaracaktır. Efendime söyleyeyim. Şimdi bunu tepsiye nizami bir şekilde yaydıktan sonra her tarafının aynı kalınlıkta olmasına özen gösterin. Evet, şurada birazcık efendim şişkinlik var. O tarafa doğru bastırarak tepsinize yayıyorsunuz. Hal böyleyken evet, şunları da hazırladık. Şimdi tam nizami bir şekilde yaydıktan sonra bunun içerisine bakın gördüğünüz gibi efendim evet burada ince kıyım yani kırma dediğimiz şekilde cevizi ilave ediyorsunuz. Cevizi ilave ettikten sonra bu cevizlerin efendim şöyle her tarafa yayılmasını sağlıyorsunuz. Her tarafa yayılmasını sağladıktan sonra bunların üzerine bastırıyorsunuz. Cevizler efendim iyice hamurun içerisine geçmesi gerekecekti. Zaten bu hamur kabaracaktır. Çişme olduktan sonra da onlar da böyle üzerinde kalmamış olacak sevgili izleyenlerim. Hal böyleyken evet şöyle iyice bastırıyorsunuz efendim. Ondan sonra da durum böyleyken de bakalım şuraları da şöyle alalım. Efendim hemen daha evvel ısıtmış olduğumuz 180 derece fırına vereceğiz bunu. 180 derece fırında efendim pişireceğiz. Fırına vermeden evvel dilimleme işimizi yapacağız. Ve dilimleme işini yaptıktan sonra da efendim bunu fırına veriyorsunuz. Şöyle düzgün bir şekilde evet daha nizami olması açısından düzgün bir spatula, ahşap spatula kullanıyorum. Evet, özel bir çay saatidir sevgili izleyenlerim. Hal böyleyken hemen ne yapıyoruz? Hemen başlayalım. Efendim, boyutumuz şöyle bir de buradan, evet, şöyle biraz daha bir çiziyorsunuz. Bir de buradan çiziyorsunuz. Daha sonra şöyle bir parmağınızdan biraz daha geniş şekilde, yani biraz oklavanından biraz kalın. Bunları çizdikten sonra şöyle cevizin olduğu yerler, efendim dur şöyle kaybettik izi. Cevizin olduğu yerler şöyle bastırarak üzerinden daha rahat doğrayabilirsiniz. Çünkü çekme yöntemiyle cevizler yer değiştirir. Yer değiştirdiği zaman da kesme işiniz normal olmaz. Ama böyle bastırdığınız zaman efendim bu işlem tamam olmuş oluyor. Durum böyle. Herkes bilmem görebiliyor mu? Arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Bu şekilde getirdikten sonra, bu kıvama getirdikten sonra sevgili izleyenlerim bunları şimdi bunu hemen fırına veriyoruz. Ve öbür tarafta yapacağımız işler çok. Hemen onlara başlıyoruz. Gördüğünüz gibi fırınımızda, evet fırınızda, fırın diyoruz ama
fırının bir de fanını açmışız. Şöyle bir havayı boşaltalım. Biraz yüksek dereceye getirmişim sevgili izleyenlerim. Ve hemen kapatıyoruz orayı. Şunları alalım. Fırında bulunan tepsimizden bahsedeceğiz. Neler kullandık? Ne kullandık? Neyi nerede kullandık? Onlardan bahsedelim sevgili izleyenlerim. Biskotti bir çay saati için bir hamur işi. Kullandığımız malzemeler nelerdir? Oradan bahsedelim. Bir bardak süt, bir paket kabartma, bir tatlı kaşığı tuz, 3 adet yumurta, 1 adet margarin, 1,5 su bardağı mısır unu. Evvela sütü, efendime söyleyeyim, yumurtayı, kabartma tozunu, tuzu efendim bir araya getiriyoruz. Bakın sağ olsun Turan arkadaşım, yönetmen arkadaşım tekrar başa döndü. Bir araya getirdikten sonra gördüğünüz gibi iyice çırpıyorsunuz. Ve çırptıktan sonra çırpma işi tabii ki yumurtaların iyice parçalanması açısından bunu karıştırıyorsunuz. İyi bir homojen bir karışım olduktan sonra bunun içerisine 1,5 su bardağı gördüğünüz gibi mısır unumuz vardır. Mısır ununu ilave ediyorsunuz. Tabii ki mısır unu hemen suyu sıvıyı bünyesine almaz. Onun için ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerim onun üzerine de margarinimizi ilave ediyorsunuz. Margarini de ilave ettikten sonra eldivenleri giyiniyorsunuz. Onları bir karıştırdıktan sonra aldığı kadar unla bir yumuşak hamur hazırlıyorsunuz. Normalde hamuru hazırladıktan sonra şöyle 25-30 dakika bir tarafta bekletirseniz hamur tabii ki daha iyi sözünüze bakması açısından iyi olur. Ve ondan sonra da üzerine aldığı kadar un hamuru yaptıktan sonra da tepsinize bırakmadan evvel iyice yoğuruyorsunuz. Ve ondan sonra yağlamış olduğunuz tepsiye yayıyorsunuz onu. Biraz dışarıda açtıktan sonra tepsiniz iriliğinde kare olabilir, dikdörtgen olabilir, yuvarlak olabilir. Herhangi bir tepsi ama yayvan bir tepsi olması gerekiyor. Kare olursa, dikdörtgen olursa düz kesim olur. Ama yuvarlak olursa havuç dilim kesim yapabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Onu da söylemiş olalım. Hamura döşemiş olduğunuz hamurun üzerine de bıçakla kıymış olduğunuz kırma dediğimiz yani ceviz kullanıyoruz. Cevizi de onun üzerine tabii ki serpiyorsunuz. Serptikten sonra üzerine isterseniz merdane ile bastırıp iyice oturmasını sağlıyorsunuz. İsterseniz elinizle bastırarak o cevizlerin hamurun içerisine gömülmesini sağlıyorsunuz. Zaten hamurunuz yayvan bir tepsi yaydığınız zaman şöyle 1,5 santim civarında bir şey olacaktır. Bir kalınlık olacaktır. Ama pişme süresi içerisinde ilerleyen dakikalarda onun biraz daha kabarmasından dolayı ne olacaktır? Hamurumuz biraz kabarmış olacaktır. Fırına vermeden evvel ne yapıyorsunuz? Onu parmağınız genişlikte veyahut da daha farklı bir şekillerde çıkarabilirsiniz. İyice dilimliyorsunuz. Dilimledikten sonra bıçak izlerinin belli olması gerekiyor. Daha sonra aynı yerden bir daha bıçakla onları tabii ki bastırarak, sürterek değil, bastırarak kesmemiz gerekiyor. Sürtme dediğimiz zaman hamuru kendinize doğru çekersiniz. Bir de bıçağınız kesmiyorsa cevize takılır, hamurunuzun şeklini bozar. Onun için üzerine bastıra 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 her tarafı kesiyorsunuz. Ondan sonra daha evvel ısıtmış olduğunuz 180 derece fırına veriyorsunuz. 180 derece fırında pişirdikten sonra aşağı yukarı 20-25 dakika kaldıktan sonra bu sefer ne yapıyorsunuz? Sevgili izleyenlerim fırından alıyorsunuz. Şimdi ben de alacağım. Bıçak izlerini tekrarlıyorsunuz ve ondan sonra tekrar fırına veriyorsunuz. Şöyle bir tabak alayım. Şimdi tezgahımın üzerine bırakacağım o sıcak tepsiyi. Efendim yakmaması için. Hemen şöyle gelelim bakalım bir de bezlerimizi de alalım ve ondan sonra tekrar efendim geliyorum. Oo evet mis gibi efendim ceviz kokuyor. Şöyle buyurun fırınımız da burada. Şimdi bakın bıçak izlerimiz hepsi yerinde sevgili izleyenlerim. Şöyle tekrar bıçak izlerinin tabii ki yerinde olması yapışmaması açısından. Daha sonra bu kırılabilir. Hemen bunları şöyle tekrarlıyorsunuz. Tekrarladıktan sonra da bunu biz de tekrar fırına vereceğiz. Fırına verdikten sonra biraz içeride yine pişiriyoruz. Ve ondan sonra alıyoruz. Çünkü çok da uzun beklettiğiniz zaman çok sert olur. Sert olmaması için evet şöyle efendim
Güzel olmuş mu? Efendim, bundan size yok bugün. Bugün bundan size yok. Evet, şimdi bunu hemen tekrar fırına veriyorum. Bu fırında pişerken sevgili izleyenlerim, daha sonra da hamsiyi de vereceğiz fırına. Maşallah burada. Hiç yakar mıyım ben onu? Bir sürü emek veriyorum, semek veriyorum. Onu hiç yakar mıyım? Efendim, şimdi bunu da alalım buradan. Şöyle pilavımızı aldık. Oh, 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 oh. Bakın, o kadar emek verdik. Siz de emek veriyorsunuz, biz de emek veriyoruz sevgili izleyenlerim. Dediklerimiz bunda işte. Bakın, bakın. Tabii soğuduktan sonra bunları almanız gerekiyor. Ama ben o zamana kadar vaktim olmadığı için ben sizlere burada bir an evvel bunlardan hazırlamaya çalışacağım sevgili izleyenlerim. Şöyle efendime söyleyeyim, sıcak sıcak bunları. Özel ve güzel bir çay saatidir sevgili izleyenlerim. Bunları şöyle bırakalım. Evet, hepinize tavsiye ediyoruz. Bunlar yumurtayla, margarinle, efendim tuz şekersiz olarak tuzlu bir çay saati. Onun için bunları tabii ki hazırlarken malzemelerimizi sürekli saydık. Gerekirse bir daha sayarız izleyicilerimiz. Amacımız izleyicilerimizin bunu alması. Yani tarifleri alabilmesi. Yapamadıktan sonra hiçbir kıymeti yok onun sevgili izleyenlerim. Bunu her zaman söylüyorum. Evet, hiçbir kıymeti yok. Şöyle bırakalım alttan. Evet, elimi de yakıyor ama şimdi bazı izleyiciler diyor ki ya diyor, yoksa alttan tepsi mi çıkardınız da diyor, elini yakmıyor. Karşılaşıyorum ya. Hayır, gördüğünüz gibi efendim bu burada. Hepsi burada gördüğünüz gibi ekranda yapıyorum. Zaten öyle bir şey de kendime de yakıştıramam. Yıllardan beri izleyicim biliyor beni. Yapamadıysam, yaktıysam da gülmüşümdür. Efendim, bazen üzülmüşümdür. Bunlar gayet normaldir. Yakarız, pişiririz, kül ederiz. Her şey olur. Olmaz diye bir şey yok. Buyurun. Efendim, ne diyorsunuz ya? Abi ne diyorsunuz? Anlayabilsem havalandırmanın... Şimdi şunu şöyle tepsiyle beraber alayım. Şurada kalsın. Sizler için hazırladık ve sunduk. Sürçülisan ettik. Affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık sevgili izleyenler.